Herkese merhaba. Evet. Sizinle çalışma rutinimi paylaşmak istiyorum. Ve gerçekten şey gibi... güzel yani, anladınız mı? Gerçekten ne yapıyorum? Size kendimle ilgili bir sır vermek istiyorum. Ve çok belki de bir şey olabilir ama yani ben elini yüzünü yıkamayı sevmeyen bir insanım. Ve mesela bu böyle misafirliğe falan gittiğinizde sorun oluyor. Diyorlar ki kalk bir yüzünü yıka falan diyorlar. Daha sonra ben banyoya gidiyorum ve şu anda da olduğu gibi böyle bakıyorum. Ben çocukluğumdan beri yüzümü böyle yıkamam. Yani gerekmediği sürece yüzümü yıkamıyorum. Ve ıslak mendille siliyorum sadece. Ama şu an yüzümü yıkasam iyi olacak. Mikrop yuvasıyım ben ya şu an. Neyse. Çok saçma bir şekilde bu tarz videolar çok izleniyor. Gerçekten anlamıyorum. Mesela... nasıl görürsünüz beni? Oha çok güzel. Ben bir türlü alışamadım mesela. Hani yurt dışında bir şeyler çekmek gerçekten kolayken, yani mesela insanlar sizi yadırgamıyor. Şimdi burada yurt dışına övmek istemiyorum ama insanlar sizi yadırgamıyor ya da hani siz saçım çok komik. Yani siz böyle video çekerken gelip böyle arkadan trollüyorlar bile. Yani böyle gayet eğleniyor onlar da. Ama Türkiye'de dışarıda video çekmeye çalıştığınız zaman insanlar şöyle. Sanki ben böyle birisini deşiyormuşum gibi ya da böyle çok değişik böyle şeyler yapıyormuşum gibi davranılıyor. Evet, buna şikayetçiyim. Şimdi kahve yapalım. Bakın, eğer bir şeyleri yapmazsanız böyle birikir. Gerçek hayatta da bu böyle. Şu an gerçekten şey, kendimi sınanıyormuş gibi hissediyorum. Mesela benim yapmam gereken bir sürü şey var. Çalışmam gereken bir sürü şey var. Sınavlara 5 gün kaldı. Ama hasta olduğum için hem yapamadım, yarım yaptım. Hem de tiyatrodaki rolümle alakalı prova yapamadığım için de onunla alakalı suçluluk hissediyorum. Yani bir şeyleri yapmadığım için sürekli suçluluk hissediyorum. Hiç hoşuma gitmiyor. Neyse. Şu an sorumluluklarımı yerine getirmeye çalışıyorum. Bölümü ben istedim, ben seçtim. Ama dördüncü yılı olan insanlar beni anlayacaktır ki çok zor geçiyor. Yani şöyle, şimdi üçüncü sınıfta hani şöyle oluyorsun. Tamam, son yılımda gerçekten çalışıp vermeye uğraşırım dersi falan diyorsunuz. Sonra bakıyorsunuz ki aslında o bıraktığınız ders dışında diğer dersler de zor oluyor ve artık 5. bir yılınız olmadığı için bırakacak bir inisiyatifiniz kalmıyor. Ve geçmek zorundasınız ya da dönem olarak uzayacak okulunuz. Evet, ben bir dönem okulumu uzatmaya karar verdim. Ama Osmanlıcalar yüzünden. Şu an sadece Osmanlıca kalsın diye uğraşıyorum zaten çünkü... 4. sınıfın baba derslerinden olan bir dersten kaldım. 4. sınıfta biz bu arada Osmanlıca falan görmüyoruz. Neyse. İşte zor, anlıyor musunuz? 4. sınıf çok zor. Yani benim biraz sizlerle yani konuşasım var. Genel olarak konuşasım var. Çünkü ben bayağı süredir evdeyim. Kimseyle konuşamıyorum. Yani 2 gündür benim sesim çıkmıyor bu arada. Hatta bazı arkadaşlarımla şöyle konuşuyordum. Bu şekildeydim. Hiçbir şekilde sesim çıkmıyordu. Aşırı derecede sıkıldım. Hatta
dün biraz gezmeye çıktım diyorlardı. O hasta halinde sen nereye gidiyorsun falan diye deniz kenarına gittim. Ama ciddi manada çok bunaldım. Anlıyor musunuz? Şimdi de bu hızımı alabilmek için hem sizinle hayatımı paylaşıyorum şu an hem de kendi hızımı alıyorum. Ben ders hazırken genellikle klasik müzik dinliyorum. Ve klasik müziklerden en sevdiğim Chopin. Artık siz nasıl diyorsanız. Açıyorum. Tabi bu benim onun en sevdiğim değil. Bir dakika, no'ları karıştırdım ben. Şurada herhalde. Bu da değil. Şu an yani videoda her şey aleyhime işliyor. İnsanlar da uzun seviyor zaten. Uzun olsun bu videoda. Ne yapayım? Dur, buldum. Bu şarkı demeyeyim. Buna şarkı demek haksızlık olur. Bu beste. Biliyorsunuz ki Piyanist filminde de çalan. Hatta Fi dizisinde de. Ben bunu çok seviyorum. Bunun bende çok ayrı bir yeri var. Gerçekten öyle. Sürekli bunu dinlerim. Bana çok ölümü çağrıştırıyor. Aşırı ölüm yani. Neyse. Ben çalışırken arkada böyle bir müzik çalar genellikle. Ve telefon şu an video çektiği için. Yani telefon olmasa bile bilgisayar her zaman açık olur. Çünkü her an anlamadığım bir şey olabilir ve öğrenmem lazım olabilir bunu. Hani genellikle işte telefonu uzak tutun, şöyle yapın, böyle yapın. Cihazları istediğiniz gibi değil. Yani kısıtlamaları var bunların. Yani girmemeniz için vesaire, kendinizi engelleyemiyorsanız. Her şeyi amacına uygun ya da nasıl desem, işte olması gerektiği gibi ihtiyacınıza cevap vermesi için kullanacağınız şekliyle kullanırsanız her şey güzel olabilir. Yani anladınız mı? O zaman boş vakit şey olmuyor yani. Böyle ben etkilenmiyorum. Mola vereceğiniz zaman gelin ne yapıyorsanız yapın 10-15 dakika yani. Onun dışında insanlar kendi dikkatlerini kendi dağıtır. Videonun uzun olmasını istediğim için bir sonraki güne, hatta yarın bile video çekmeyi düşünüyorum. Ankara'ya gitmem lazım. Sınavlardan sonra gitmeyi düşünüyorum. İki tane bütünlemeye gireceğim. Şimdi yani geç uyandım çünkü geç yatıyorum. Saat 12'de uyandım. Şu an saat 1, yemek yiyeceğim. 6'ya kadar
aralıksız çalışmam lazım. Bunu yapabilmem lazım. Artık yapabilmem lazım. Yani günlerde çalışıyorum ve çalıştığım hiçbir şey aklıma girmiyormuş gibi hissediyorum ve aşırı rahatsızım. Geçiyor. Nazlı'nın gelmesine 2 saat var. Ya bu bitmiş durumda bir bakıma. Ve biz buraya kadar gelmedik herhalde. Şu an kendimden şüphe ettim ya. Yani size rapor vereceğim derken şu an kendimden... He tamam. Lozan'a daha geçmedik. Bir an kendimden gerçekten şüphe duydum. Ya bu arada kendimi hiç hazır hissetmiyorum. Vize de dahil ve yani... Vize de sadece yani yaptıklarımı okuyacağım. Yani önceki yazdıklarımı şey yapacağım. Çünkü ben... hiçbir şeyi kaybetmem. Yani her şeyi saklarım bu arada. Yani eski notlarıma dahil her şeyi saklarım. Ki kalırsam falan diye yani. Şimdi olur gibi. O yüzden... Evet. Bazen çalışmamak için elinizden ne geliyorsa yaparsınız ya, öyle bir dönemde. Hoş mu? Elbette ki hoş değil ama ne yapayım, sıkılıyorum. Üte çalışmak çok zor. Bazen telefonu elip bazen telefonu elime alıp konuşuyorum ve daha sonra fark ediyorum ki oynat tuşuna basmamışım. Dünyanın en saçma şeyi. Ama mission completed. Aldım. Ve hava hiç soğuk değilmiş. Sabah 9'da kar yağmış ama ben görmedim falan. Yani Batı Karadeniz tutmuyor demek ki kar. Bugün son bütüme gireceğim ve çok korkuyorum. Çünkü bu benim aşırı korktuğum ve yapamadığım bir sınav. Eğer dediği gibi aynısını sorarsa geçebilirim ama aynısını sormazsa çok geçebileceğimi sanmıyorum gerçekten. Ya zaten okulum bir dönem uzayacak ama bu dersin de ona eklenmesini istemiyorum. Yani çünkü o zaman ya saçma, anladınız mı? Böyle bir dersten kalmak çok saçma. Ben sadece Osmanlıca yapamıyorum. Bunu yapamamak çok saçma. Okula saat 10'da mı? 10.30'da geldim. Sınav 3.45'te. Çalışıyorum kütüphanede, işte ara veriyorum, geri oturuyorum falan. Şimdi tekrar kütüphaneye geçeceğim ve son, yani öğrenmem gereken bir ünite var. Buradan Ceyda'ya teşekkür ediyorum, bana not attı. 3 yıl boyunca kimseden not almadım, adam akıllı hep kendim çalıştım. Ama bu yıl birilerinden not almaya da başladığıma göre gerçekten işler yolda gitmiyor demektir. Sınav çok şey geçti. Yani 50 alırsam geçer miyim bilmiyorum ama sadece tek bir soru cevaplayabildim. Öbür dersten bu arada geçtim. Bayağı iyi geçtim, BB ile geçtim. Ama bu dersten geçebileceğimi sanmıyorum.
Yani şöyle geçerim. Mesela finalden 55 aldım, geçemedim. Halbuki sınır 50'dir, 50 aldığında geçiyorsun. Çünkü vizem 80'di ama geçemedim. Ortalamadan kaldım. Şimdi sınıfın ortalaması nasıl olur bilmiyorum ama umarım geçerim. Şimdi provaya gideceğim. Sonra yarın da Ankara'ya gideceğim. Bu videonun son kısmı olsun bu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.